Geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim, sağ olun. Heyecanlı mısın? Biraz var tabii doğal olarak. Yararlı bir heyecandır o biraz heyecan. Umarım. Seni tanıyalım biraz. Ben Alp Eldem. 2012 yılında Amerika'da Duke Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra Türkiye'ye döndüm. Hangi üniversiteden? Duke Üniversitesi'nde. Hı-hı. Şu anda 2 yıldır bir yönetim danışmanlığı firmasında çalışıyorum. Finans sektöründe uzmanlaşıyorum. Bugün buraya geldik. Bakalım artık hayırlısı. Hedefin ne? Hedefim 30 bin, 125 bin aralığı diyebiliriz. Öyle. Kimle geldiniz? Kuzenim İbrahim ve eşi Duygu var burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz? Avukatım ben. Avukatsınız siz? Ben avukatım. Ne güzel. Destek olmak için geldiniz. Aynen öyle. Bütün enerjileri sana veriyorlar. Sağ olsunlar. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. Alp Eldem, ilk soru. Köpeklere ilk öğretilmeye çalışılan komut hangisidir? A. Sus. B. Anlat. C. Otur. D. Yürü. Benim de köpeğim oldu. Fakat emin değilim bundan. O yüzden seyirciye sormak istiyorum açıkçası. Alp Eldem seyirci joker hakkını kullanmak istiyor sayın seyirciler. Köpeklere ilk öğretilmeye çalışılan komut hangisidir? A. Sus. B. Anlat. C. Otur. D. Yürü. 10 saniyeniz var. Seyircilerimiz C. 172 oranında C diyorlar Alp. Benim açıkçası arasında kaldığım iki cevap arasındaydı. Süre bitiyor. Seyirciye güvenip C, otur diyorum. Son kararım. İkinci sorumuz. İki elin işaret parmaklarını çengel şeklinde birbirine geçirip başka biri için böyle olduk diye anlatan kişi neyi kastetmektedir? A. İddiaya girdiklerini. B. Kavga ettiklerini. C. Barıştıklarını. D. Samimi olduklarını. B. Kavga ettiklerini. Son kararım. Üçüncü sorumuz. Robot resim çiziyorsanız neredesiniz demektir? A. Laboratuvar. B. Konsolosluk. C. Karakol. D. Havaalanı. C. Karakol. Son kararım. Dördüncü sorumuz geliyor. Vejeteryansanız hangisini yemezsiniz? A. Mücver. B. Fava. C. Humus. D. Lakerda. Şimdi burada da şöyle bir ikilem var. Vejetaryen bir kısmı balık yer. O yüzden bazıları yemez. Lakerda balıktan yapılıyor. Böyle bir sıkıntı var. Humus da ama pastırmalı oluyor bazen. Öyle bir ikilem var burada ama... Soruyu iyi okumak lazım. Vejetaryenlerin balık da yemediğini varsayıp mücver sebzeden yapılıyor. Fava bir çeşit baklagilden yapılıyor. Humus da öyle yapılıyor. Lakarda. D. Lakarda. Son kararım. Onlar zaten et değil, değil mi? Değil. Alp Eldem 5000 liralık sorunuz geliyor. İnce ve uzun taneli kolay pişen aromalı pirinç türü hangi çiçek ismiyle anılır? A. Yasemin. B. Nilüfer. C. Nergis. D. Lavanta. A. Yasemin. Son kararım. Sıradaki sorumuz sesli. Dinliyoruz, ondan sonra soruyu soruyoruz. Tamam.
Dinlediğiniz Sevir Berberi adlı bu eser hangi enstrümanla çalınmıştır? A. Flüt, B. Kontrbas, C. Cello, D. Saksafon. A. Flüt, son kararım. Sevgili Aç, operaya gittiniz. Hangi operaları seyrettiniz? AKM'de hatta çok yakın bir arkadaşımın annesi orada çalışıyor. Operaya. Senede en azından bir defa ona beraber gidiyorum. Benim ilk seyrettiğim operaydı bu, Sevil Berberi. Evet. Bizim üniversite oynamışlar bizim arkadaşlarımız hatta. Ben de orada izlemiştim Sevil Berberi'ni. Baraj sorumuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Yabancı, Veba ve Baş Kaldıran İnsan kitaplarının yazarı kimdir? A. Jack Caro, B. Charles Bukowski, C. Boris Vian, D. Albert Camus. Bir fikrim var fakat risk atmak istemiyorum baraj sorusunu. O yüzden telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Alperdem. Eda Kaya, Egemen Baş Tufan, Cem Uyar. Eda Kaya'yı arayalım. Eda Kaya'yı arayacaksınız. Neyiniz oluyor daha? Eda iş yerinden arkadaşım. Beraber şu an proje yapıyoruz hatta. Günümüzün 15-16 saati beraber geçiyor. O yüzden yakın bir arkadaşım aynı zamanda. Bileceğini de umuyorsunuz. Umuyorum. Peki. Alo. Alo. Merhaba Eda Kaya. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Alp Eldem'le yarışıyoruz ve Alp size bir soru soracak. Eda Hanım, hazır tamam. mısınız? Tabii, hazırım. Merhaba Eda. Yabancı, Merhaba. Veba ve Baş Kaldıran İnsanlar kitabının yazarı kimdir? Albert Camus diyeceğim ama inşallah vardır seçenekler. Çok teşekkür ederim Eda'cığım, çok sağ ol. Rica ederim. Evet. Sonları seyirci cevap verdi. Eda Gönlüm Sonsuzdur. Albert Camus diyorum. D şıkkı Albert Camus ve son kararım. Çift cevap, joker hakkı kazandınız. 15 bin sizin. Camus okudunuz mu hiç, Albert Camus? Hayır, okumadım. Maalesef. Bence okuyacaksınız bundan sonra. Bugünden sonra okuyacağım. Alp Eldem, 30 bin lira sorunuz geliyor. Kelime anlamı kardeş sevgisi olan Manisa Alaşehir'deki antik kentin adı nedir? A. Philadelphia, B. Miami, C. Memphis, D. San Diego. Sorunun cevabını bilmemekle beraber mantık yürütmeyi deneyeceğim. Nasıl mantık yürüteceksin? Açıkçası B, Miami ve D, San Diego olmadığını düşünüyorum. Philadelphia olabilir ve Memphis olabilir. Latinceden düşünce fila, filantropi, filateli. Çok açıkçası kardeşle ilgisi olmayan, hani daha çok hayır işi, para gibi kelimelerle ilgili. Memphis olma ihtimali var diye düşünüyorum. Ama yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum bu noktada. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorsunuz. Evet. Peki. O zaman geçersiz şıklarımız gidiyor. A. Philadelphia ve B. Miami kalıyor. Evet. Yürütmüş olduğum mantığın yanlış olduğunu görmek. Açıkçası hiç his yapmayacağım. Çift cevap hakkını kullanmak istiyorum. Çift cevap hakkını kullanmak istiyor Alp Eldem. İlk seçeneğiniz? A. Philadelphia. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız. Son kararım. Fili sevgi demek. Filozof gibi, evet. Bilgi seven. Ama açıkçası iki joker varken bu noktada riske atmak istemedim.
İyi yaptınız. Bilgi ve şansınızla baş başasınız şu anda. 60 bin soru gelecek. Yönetmen Peter Greenaway'in ünlü filmi Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığında filmin sonunda bu kişilerden hangisi pişirilip yenir? A. Aşçı. B. Hırsız. C. Kadın. D. Aşık. Şu noktada sorunun cevabını bilmemekle beraber şu yerimde kalmadığını göz önünde bulunduruyorum. Siz kimi yerdiniz? Ben muhtemelen aşçıyı yerdim. Aralarında en lezzetli yemekleri yiyip hani ne yiyorsanız o insansınız. Belki aşçı daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Açıkçası riske atmak istemiyorum. Hedefime yönelik de 30 bin lira iyi bir meblağ. O yüzden ben müsaade isteyip çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız. Son karar. Sevgili Alp Eldem, ne söyleyecektiniz eğer devam etseydiniz? Hangi şıkkı? Ben aşığı yemek istesem bile aşığı yerlerdim muhtemelen diye düşünüyorum. O yüzden D aşık derdim. D aşık derdiniz. Emin olmamaktansa evet. Yani böyle yapmak daha iyi. Pişmanlık yok katiyen. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler.